Merhaba. Birlikte bir yazılım projesi yapalım. Bir düğmeye basıldığında metin kutusunun içinde "Merhaba Dünya" yazsın. Önce projemiz için yeni bir klasör oluşturalım. Örnek projelerin içinden boş proje şablonu ve kütüphane klasörünü kopyalayalım. Ve yeni oluşturduğumuz bu klasörün içine yapıştıralım. Şimdi Visual Studio Code programı ile bu yeni oluşturduğumuz klasörü açalım. Boş proje şablonu dosyasına istediğimiz bir ismi verelim. Projemizin ön izlemesini açalım ve algoritmamızı geliştirmek için hazırız. Metin kutusu nesnesini taşıması için bir değişken belirleyelim. Bir metin kutusu nesnesi oluşturup bu değişkenin içine aktaralım. Nesnemizin sayfadaki konumunu belirleyelim. Soldan 50 piksel ve yukarıdan 50 piksel boşluk olsun. Şimdi de düğme nesnesi için bir değişken belirleyelim. Ve yeni bir düğme nesnesi oluşturalım. Düğmenin üzerinde görünecek metni belirleyelim. Düğme nesnesinin konumunu belirleyelim. İstediğimiz görünümü oluşturduk. Ama henüz projemiz çalışmıyor. Loop fonksiyonuna ihtiyacımız olmayacak. Metin kutusuna istediğimiz mesajı yazdırmak için mesaj yaz isminde bir fonksiyon oluşturalım. Başka bir fonksiyona ihtiyacım olmayacak. Denemek için mesaj yaz fonksiyonunu çalıştıralım. Bizim yapmak istediğimiz düğmeye basıldığında mesaj yaz fonksiyonunun çalışması. Projemizi tamamladık. Artık oluşturduğumuz klasörün içindeki merhaba HTML dosyasını çalıştırarak projemizi açabiliriz.